Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ay çekerlerini tekrardan hazırlamaya başladık. Malum bayağı yağmurlar yağdı bizim burada. Öyle olunca ekim yapamadık. Şimdi yerleri tekrar havalandırmamız gerekiyor. Havalandırmadan ekim şansımız yok. Yerler bayağı bir kabuk tuttu, altı yaş. Ta şurası da suyun bayağı bir yardığı nokta. Traktör dahi burada biraz zor gidiyor. Bakın. Patenaj çekiyor. Hatta batıyoruz. İki traktör hızlı hızlı çıktık. Bir önce bunu yapalım. Bir iki gün havalansın, ondan sonra tırmık çekip hemen ekmeye başlayacağız. Çünkü tarih bayağı geç kaldı bu zamana kadar. Çoktan ekmiş olmamız gerekiyordu. Daha önce ektiğimiz bir parça yer var, yağmur arasında onu ektik sadece. Hem deneme şeklinde oldu, hem de hazır yer o vardı. Kısa süreli hemen bir yağmur öncesi ekebileceğimiz. Onu ektik. Şu an ara geçilecek gibi oldu. Yani şu an onun arasını geçeriz ama bunları daha ekemedik. Yani öyle düşünün. Bayağı bir geç kaldı anlayacağınız. Ama yapıyoruz yavaş yavaş. Her işte bir ayrı vardır. Çok güzel yağışlar düştü. Yani bölgemize düştü. Yani genel olarak her yerde yağmadı sanırım bu kadar ama bizim bölgemizde çok fazla düştü. Toprak şu an çok güzel. Tam zamanında üstünü rüzgar iyice bir kuruttu. Şimdi bu işlemden sonra daha da güzel kuruyacak. Yani tam ekim tavı altta kalmış olacak, böyle süper olacak. Biz de tırma çektikten sonra daha ince şekilde ekim yapmayı düşünüyoruz. Çok ağaca yaklaşmadan. Şurada hep dolgu yaptığım yerler altta biraz yaş. Bayağı bir şu suyun geçtiği yerler yaş, traktör tutuyor.
Buradan karşıya gidelim. Bu taraf tam kumsalı, bir de bizim dolgu yaptığımız yer. Yağışlardan sonra da bütün civarın suyu buradan geçmiş. Bayağı bir altı ıslak. Ama bu havalandırma yeterli olacak diye düşünüyoruz. Şöyle arpalar, buğdaylar. Şurada karşıda buğday var bakın. Bu sene yağışların etkisiyle buğdaylar çok güzel. Yani nazar değmesin, gayet iyi. Yani verimin de yüksek olacağını düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı diyelim. Bu yağan yağmurlar buğdaylara çok iyi geldi. Hatta buğdaylarda yatmalar var. Yani gübreyi de çok dengeli atmamıza rağmen yatan buğdaylar var. Yani tabi tarlanın küçük kısımları, yani %20'lik falan gibi öyle kısımlar, ama sonuçta var. Yastığımızda yapalım. Böyle sınırı da bozmadan şu zaman canavar gibi diyor arkadaşlar, görün. Canavar paket.
Tarla bitti arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Bakalım diğer tarlalara doğru gidelim. Önce bir yemek yiyelim artık. Saat 2 olmuş. Şöyle sonra biraz uzaklaşalım. Çıkarken düzgün bir şekilde şuradan çıkalım. Lastik izlerimizi de bırakmadan. Şuradan yol konumunu alalım. Önlerimizi devreden çıkaralım. Şimdi bir de kanatlarımızı toplayalım. Evet, artık gidebilir. Şuradan ayak pedalını alacağım. Çünkü tek elle kullanırken joystick'i oynatmak zor oluyor. Yolda ya da ekipman takarken ayak modunu kullanıyorum ben. Daha hassas oluyor. Yani ne dokunursanız o hareketi algılıyor traktör. Ben tepelenmemizi de açtık. Çünkü ana yola şurada Edirne Kırklareli yolu. Oraya çıkacağız. Sonuçta göre bunun konforu bir hayli fazla. Yani büyük olması, lastiğinin büyük olması, havalı süspansiyonunun olması, bunların hepsi etkendir muhtemelen. Gelen giden yok. Tarla şurada hemen. Hemen oraya bir geçelim. Oradan devam edeceğiz. Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.